Kolay gelsin Sevinç Hanım. Sağ ol Menekşe. Eski faturaları sıraya dizip zımbalayayım dedim. Söyleseydiniz ben yapardım. Niye zahmet ettiniz? Ah, sağ ol Menekşe. Hadi bunları zımbalar mısın sana zahmet? Ya dün söyleseydiniz yapardım. Bugün benim için günüm. Sen bu kafayla devam edersen yakında istemediğin kadar çok izin günün olacak. Ha, şaka yaptım Sevinç Hanım. Yani bırakın ben yaparım. Sevinç. Hoş geldin İhsan. Hoş bulduk Sevinç. Menekşe. Lan çabuk ortalığı topla. Menekşe'nin bugün izin günü. Menekşe'nin izinli olmadığı gün mü var? Sakin ol İhsan. Nasıl sakin olayım Sevinç? Birazdan Rauf Bey burada olacak. Ortalığın haline bak. Rauf Bey de kim? Rauf Palas Oteller zincirinin sahibi Rauf Bey. Onu kıytırık ofisinde ağırlayamazdım ya hadi. Rauf Bey'in başkalarından ne farkı var? Fiyat farkı var Sevinç. Fiyat. Adam zengin. Rauf Bey ben sana şöyle anlatayım. Adam 25 yıl önce Ankara'dan İstanbul'a geliyor. O gece kalacak otel bulamıyor. Kendine bir otel satın alıyor ve orada kalıyor. Ve otele kendi adını ve soyadını veriyor. Rauf Palas. Biraz çatlak galiba. Çatlak matlak bana ne Sevinç? Beni ilgilendirmez. Ben işime bakarım. Bugün Rauf Palas'ın Rauf Bey'i, yarın Pera Palas'ın Pera Bey'i gelebilir buraya. Pera Bey mi? Ya da Pera Hanım, emin değilim bilmiyorum. Yani şunların hemen toplanması lazım Sevinç'im. Sevinç ben var ya ben büyük adamım Sevinç. Ben çok büyük adamım ya. Bu işi bağlarsam benden büyüğü yok. Hadi Sevinç'im hadi. Dur insan dokunma, ben onları dizmek için 2 saat uğraştım. Sevinç sen ne kadar bencilsin ya. Hep ben oluyor mu ama? Yakışık alıyor mu? Çok ayıp. Hadi git Feraye'yle tekrar yapın onları dizin birlikte hadi. Kapının hadi. Yerini biliyorum İhsan ittirip durma. Hadi. Menekşe bana yardım eder misin? Hayır Menekşe sana yardım edemez. Bana ver Rauf Bey yardım edecek o bugün. Hayatta olmaz bugün benim izin günüm. Kılımı bile kıpırdatmam. Bu ay sana çift maaş veririm. Ama ne demişler? İşleyen demir ışıldar. Güzel hadi herkes işini başla. Hadi. Wow. Ben üstümü değişmeye gidiyorum. Rauf Bey gelirse oyala. Hadi ben çıkıyorum. Sana kolay gelsin. Tamam Sevinç Hanım. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. İhsan Yıldırım Bey'in evi burası mı acaba? Siz Rauf Bey olmalısınız. Rauf Palas Otellerinin sahibi. Ta kendisi. Ben Sevinç Yıldırım. İhsan'ın eşi. Bu da Menekşe yardımcımız. Memnun oldum. Yanlış bir şey mi söyledim? Yok. Hayatımda ilk defa oteli olan birini görüyorum da. Tabii monopol oyunu dışında. Buyurun içeri geçin. Teşekkür ederim. Menekşe, Rauf Bey'in paltosunu alsana. Almayı çok isterdim Sevinç Hanım ama bu paltoyu alabilmek için 6 aylık maaşımı biriktirmem lazım. Bana müsaade. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler efendim. Geçenlerde ben sizin otelinizin kafesinde bir tost yemiştim. Öyle mi? Beni tanımadınız mı? Demek İhsan Bey'le püs işlerinizi görüşmeye geldiniz. Doğru söylüyorsunuz. Yeni otelimin kuru temizleme işlerini yaptıracak sağlam birine ihtiyacım var. Helal olsun. Bütün işlerinize kendiniz koşturuyorsunuz demek. Yok canım bu benim işim değil tabii. Bunu temizlik müdürümün yapması lazım. Ama bu sabah öğrendim çalışanlara çok kötü davranıyormuş. Bağırıp çağırıyormuş. Derhal kovdum. Çünkü çalışanlara kötü davranılmasını kesinlikle kabul edemem. Bravo Rauf Bey. Tebrik ederim sizi. Ben de Hizmetçiler Birliği'nin başkanlığını yaptığım sıralarda insanlar hep bunları anlatmaya çalıştım. Yani biz hizmetçiler patronlarımıza saygı duyarsak daha verimli çalışırız. Eminim birliğinizdeki hizmetçilerin size çok saygısı vardır. Evet. Ama galiba çayları hep ben ısmarladığım için. Ben İhsan Bey'i çağırayım. İhsan Bey! İhsan Bey! Ne bağırıyorsun be? Geldim. Hala toplamadım ortalığı. Ya bana bak. Bu Rauf Bey dangalan teki. Sakın bozuntuya verme. Geldiğinde iyi davran adama. İhsan Bey. Ha? Tanıştırayım Rauf Bey. Aman efendim kimler gelmiş kimler? Hoş gelmişsiniz. Buyurun bak nasılsınız efendim? Nasılsınız? Bu ne güzellik, bu ne gençlik, bu ne yakışıklılık. Ne söylemiyorsun adamım geldin ya? Canım sen. Aman efendim buyurun oturun lütfen. Lütfen buyurun geçin buyurun efendim. Buyurun. Buyurun oturun Sayın Palas. Buyurun efendim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk İhsan Bey. Resmiyeti bırakalım lütfen. Lütfen bana İhsan deyin. Ben de size... Rauf Bey demeye devam edeyim. Sayın Palas ne içersiniz efendim? Buzlu bir viski. Ben de içerim. Ben içerim. Yok ben içmeyeyim. Yemekten önce midem ekşitiyor. Kusura bakmayın. Hizmetçi diye aldık stand upçı çıktı. Yarın iade edeceğiz. Bence iki işi de ustaca götürüyor. İade etmeseniz iyi olur. Ben mutfağa gidiyorum buz almaya. Yerini hatırlayabilecek misin? Doğacı Rauf Bey burada. Yoksa cevabı yapıştırdım. 2.80 uzanırdınız yere.
Böylece bu ay sadece benim maaşım değil, sizin boyunuz da iki misli olurdu. Melekşe'nin çok keskin bir zekası var. Öyledir, öyledir. Bir de dilini görseniz. Onda bir dil var. Elektrikli testere gibi. Konuşmaya başladı mı ormanlık alanda tek ağaç bırakmaz. Ama senin yanında çalışması çok büyük şanssızlık. Ha, bir de bana sorun Sayın Palas. Yeni otelim için bir temizlik müdürüne ihtiyacım var. Bence Menekşe bu iş için çok uygun. Dalga geçiyorsunuz herhalde. Niye dalga geçeyim canım? Kendisine sormama izin var mı? Menekşe. Evet. Temizlik müdürü. Evet. Bir dakika müsaade eder misiniz? Menekşe, sana bir teklifim var. Buyurun. Senden yeni otelimin temizlik müdüresi olmanı istiyorum. Ben. Evet. Temizlik müdüresi. Evet. İyi de ne iş yapar bu temizlik müdüresi? Bir kere 50 kişilik temizlik kadrom var. Onları yöneteceğim. Otelin bütün temizlik işlerini denetleyeceksiniz. Otelin kuru temizleme işini yapacak, şirketle anlaşacaksınız. Ondan sonra... Bak bir dakika, pardon Sayın Palas. Lafınızı balla kestim efendim. Kimle anlaşacak dediniz? Otelin kuru temizleme işini yapacak, şirketle anlaşacak. Yani hangi kuru temizlemeciyle çalışılacağına Menekşe mi karar verecek? Evet. Menekşe Rauf Bey çok haklı, sen bu iş için biçilmiş kaftansın. Ben sizin niyetinizi çok iyi anladım İhsan Bey. Siz sırf şu işi alabilmek için benim bu işe girmemi istiyorsunuz. Menekşe, böyle bir şey bana nasıl söyleyebilirsin? Bunca zamandır benim yanımda çalışıyorsun sen. Ben nasıl böyle bir şey yaparım? Pes, inan şoktayım. Teklifimi düşünmek için biraz zaman ister misin? İster. Düşündüğü kabul ediyor efendim. Ben hiç otel işinden anlamam ki. Hiç endişelenme. Yıllardır otellerimde çalışan birisi senin yardımcın olacak. Ya sana bilmen gereken her şeyi öğretecek. O zaman onu müdür yapın. Ya ondan müdür olur mu? Rauf Bey lütfen bir şey söyle, saçmalamaya başladı. İsterdim ama onun 2 yaşında bir de 5 yaşında 2 tane çocuğu var. Bütün zamanını onlara harcıyor. Halbuki bana 24 saatini otele harcayacak, tuttuğunu koparacak birisi lazım. Rauf Bey, tespitlerinizde mükemmelsiniz, inanmıyorum. Yani sanki Menekşe'yi tarif ediyorsunuz. Bu kadar olur pers, şoktayım. Ben ne diyeceğimi bilemedim. Evet diyeceksin, ne diyeceksin? Ya o kadar ani oldu ki. Ayda 2 milyarda maaş. Ya iş parada gözüm yok aslında, hiç tecrübem. 2 milyar mı? Hı hı. 500 değil, 1 değil, 1,5 değil, 2 milyar. Pardon. Alo? Ben geldim. Sevinç Hanım. Sevinç Hanım, verin bakalım ne oldu? Kadir İnanır evlenme teklif etti. Aman Sevinç Hanım. Bu çok ciddi bir şey. Rauf Bey otellerin temizlik müdüresi olmamı istedi. Ayrıca her ay 500 değil, 1 değil, 1,5 değil, 2 milyar maaş. Kabul edeyim mi Sevinç Hanım? Ama o zaman burada çalışmıyor olacaksın. Doğru. Ama koskoca bir otelde müdür olacaksın. Doğru. Eskisi kadar birbirimizi sık göremeyeceğiz. Doğru. Biz de birbirimizi eskisi kadar sık göremeyeceğiz. Doğru. Menekşe'nin gitmesine nasıl bu kadar sevinebilirsin İhsan? Ben Menekşe adına seviniyorum Sevinç. Kendim için bir şey istiyorsan namerdim. Ben de seviniyorum ama Menekşe'yi çok özleyeceğim. Niye özleyeceksin canım? Buradan ayrılması gerekmiyor ki. Nasıl yani? Burada çalışmasam da kalabilir miyim? Tabii kalabilirsin canım. Çoktan alıştık biz buna zaten. Bu işi gerçekten istiyor musun Menekşe? Aslında istiyorum galiba Sevinç Hanım. Sadece beceremezsem diye korkuyorum. Bunu denemeden öğrenemezsin. Hem burası senin evin. İstediğin zaman buradaki işine dönebilirsin. Kapımız sana daima açık. Öyle değil mi İhsan? Tüm kapımız açık olmasa da nasılsa kendi anahtarı var onun. Menekşe, ne diyorsun teklifime? Evet diyorum. İşte bu kadar. Bunu kutlamak lazım. Koş şampanya getir. Koşun siz getirin. Ben artık burada çalışmıyorum. Yaşasın. Bir taşla iki kuş. İşte burası da ofisiniz Menekşe Hanım. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Aman be. Alo. 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 Kardeş konuşsana. Alo. Ay yahu cevap versiniz. Alo, alo. Menekşe Hanım. Kusura bakmayın rahatsız ettim. Telefonunuzu aradım ama açmadınız. Meşguldü de o yüzden. Eski patronla görüşüyordum İhsan Bey'le.
Tamam İhsan Bey, ararım. Evet. Şey, bir ziyaretçiniz var da. Kimmiş? İhsan Bey, eski patronunuz. Aa! Alsana içeri. Vay Menekşe. Ay İhsan Bey, ne alemsiz, niye kapının önünden aradınız ki beni? Ay İhsan Bey benim çok yakınımdır da, eski patronum. Birlikte yaşıyorduk. Yani şey, birlikte yaşıyorduk dediysem karısıyla beraber. Yani hep beraberdik. Ay ben onların hizmetçisiydim canım. Şimdi oldu. Tanıştığımıza memnun oldum İhsan Bey. Kim olmaz ki? Müsaadenizle. İhsan Bey. Hanginiz geldi sizi buraya böyle? Yeni işinin ilk gününde sana başarılar dileyeyim dedim Menekşe. Nasıl gidiyor? Daha hiçbir şey yapmadım. Eski işinden bir farkı yok desene. Şaka şaka. Bu arada sevinçle benden sana küçük bir hediye. Ay niye zahmet ettiniz canım? Ay çok da güzelmiş. Bu ne bu? Bu? Aa, şansa bak ya. Benim şey, benim kartım oraya sıkışmış kalmış. Ama olsun, sende kalsın o. Üstünde adım, soyadım, adresim, telefon numaram falan yazılı. Belki bir gün lazım olur. Bu arada, bu da benim temizlik işleri için ihale teklifim. Eminim başka teklifler de olmuştur ama senin en doğru kararı vereceğinden eminim ben. Ve bu kararını verirken sakın yakınlıkların, vefa borcunun falan seni etkilemesine izin verme. Madem ısrar ediyorsunuz. Ve sakın, aman sakın kararını verirken kuzenin Ayhan için sana 3 milyar lira borç verdiğimi düşünme. 0 faizle. Peki, düşünmem. Ve sakın geçen sene sana yılbaşında sırf içimden geldiği için çift maaş ikramiye verdiğimi de düşünme. Peki tamam, onu da düşünmem. Ve 41 derece ateşlerle yatarken sabaha kadar başında beklediğimi de düşünme. Ama öyle bir şey yapmadınız ki. Sen ilk ikisini düşünme yeter. Hadi bana müsaade. İhsan Bey, durun, ben bir konuda size bir şey danışmak istiyordum zaten. Neymiş? Şimdi ben düşündüm İhsan Bey. Artık sizin yanınıza çalışmadığıma göre sizde kalmam çok doğru değilmiş gibi geliyor bana. Yani sağ olun, siz beni ailenizden biri gibi görüyorsunuz ama bana çok doğru değilmiş gibi geldi. Artık işler de çok yoğun burada. Bana otelde bir oda verecekler. Beni anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorum. Evet. Şey mi yapacaksın, evden taşınıyor musun? Bu sizce de doğru değil mi? Böyle bir karar vermek benim için çok zor oldu ama ayrıca ben sizin buna sevineceğinizi de zannediyordum. Yok, ben sevindim. Sevindim de sevinç üzülür diye bir şey oldum. Ben de ona nasıl söyleyeceğimi bir türlü bilemiyorum. Bana bu konuda yardım edersiniz değil mi İhsan Bey? Ayrıca söz, ihalenin kimin kazanacağına karar verirken sizin bana yardım ettiğinizi hiç düşünmeyeceğim. Hadi eyvallah. Ben sizi çok özleyeceğim Sevinç Hanım. Ben de seni ben. İnanmayacaksın ama ben sizi de çok özleyeceğim. Hadi be, hadi. Aya gidiyor sanki. Silivri'de bir otele gidiyorsun. Git asansörü kaçıracaksın, hadi. Ben bu kravatı yanlış bağlamışım. Gidip şey bakayım. Sevinç, ne yapıyorsun sen orada? Fayans döşüyorum. Ne yapacağım, yerleri temizliyorum. Sevinç, ben karımın iki büklüm sürünerek yerleri temizlemesini seyretmek istemiyorum. Hemen kalk oradan. Ne yapayım yani, yerleri böyle pislik içinde mi bırakayım? Ne olmuş? Menekşe olsa bırakırdı. Farkında değilsin galiba. Menekşe 15 gündür bu evde çalışmıyor. Menekşe hiçbir zaman bu evde çalışmadı Sevinç. Sevinç, karımın böyle yerlerde sürünmesine gönlüm razı gelmiyor benim. Şurada da kaldı biraz, orayı da al. Üstelik sen böyle zırt pırt yerlerde sürünecek yaşı çoktan geçtin Sevinç. 35 yaş yani. Allah muhafaza, bir gün iyilirsin, kalkamayıverirsin. Ya dizlerin kilitlenirse? Benim dizlerim kilitlenmez İhsan. Eğer ilahi adalet denen bir şey varsa o senin kilitlenen çenen olur. Tamam Sevinç, bu eve hemen yeni bir hizmetçi alınıyor.
Hayır İhsan, hiç kimse Menekşe'nin yerini tutamaz. Yahu eğitimli bir kaplumbağa bile Menekşe'nin yerini tutar. Menekşe taşındığından beri bu evde iki kişiyiz. Ne gerek var yeni bir yardımcıya? Boşuna masraf. İyi işte, biz zenginiz. Zengin insanlar bazen böyle boşuna masraf ederler. Zenginliklerini göstermek için. İhsan. Sevinç, ben kesin kararımı verdim, gidip yeni bir hizmetçi tutuyorum. İhsan. Boşuna çeneni tüketme Sevinç. Ben kararımı verdim. Ah, İhsan. Yahu yine ne var? Dizlerim kilitlendi. Kolay gelsin. Bir şeye mi bastınız? Yok yok. Merak etmeyin, iyiyim. Buyurun. Ben Fatma. Ben Sevinç. Sizin için ne yapabilirim? Kapital Yardım Derneği yazıyordu, ben de geldim. Hadi bana yardım edin. Nasıl bir yardım? Neler var? Siz sorununuzu söylerseniz ona göre bir şeyler buluruz. Şimdi ben Rize'den bindim otobüse. Yıllardır biriktirdiğim bütün parayı aldım, İstanbul'a geldim. Tam 180 milyon lira. Yani sen şimdi 180 milyon lirayla mı İstanbul'a geldin? Farkındayım, çok para. Ama da otogarda çaldırdım. Şimdi benim paramla hırsızın teki krallar gibi yaşay. Ya o parayla kendine tam bir depo benzin almıştır. anladığım kadarıyla sen kendine bir iş arıyorsun. Evet, çok çalışkanımdır, ne iş olsa yaparım. Sevinç Hanım, siz herhangi bir iş yaptırmak için herhangi birini arayan herhangi birini tanıyor musunuz? Ben bir bakayım, sen 3-4 gün sonra gel, tamam mı? Uy, 3-4 gün mü? Şimdi Karadeniz'de takadan bir adam düştü, boğuluyor. Üzme de bilmeyi, bari. Öyle mi diyeceksiniz adama? 3-4 gün sonra bir uğra. Senin boğulduğun falan yok Fatma. Birkaç gündür çektiklerimi bir ben bilirim. Of of. Bana gene Karadeniz'e gitmek düştü. Parayı da çaldırdım. Uçağa yürüyeceğim anlaşılan. Daha müsaade. Fatma. Fatma, dizlerin sağlam mıdır? Böyle rahat eğilip kalkar mısın? Ha bir de şimdi dizlerim üstüne çıkıp size yalvarmam mı istiyorsunuz? Hayır, sana iş teklif ediyorum. Evde bana ev işlerinde yardımcı olur musun? Hem istersen evde de kalabilirsin. Uy, Sevinç Hanım, verin elinizi öpeyim. Aha. Yok. Siz tanıdığım en iyi insansınız. Yok canım. Siz bir meleksiniz. Abart diyorsun. Kocanız da evliya gibi adamdır herhalde. Aa, yok. Orada bir dur istersen. Oh. Maşallah. Bayağı tecrübelisiniz. Demek en son Belçika konsolosunun evinde çalıştınız Madam Angel. Matmazel. Pardon. Madam Matmazel. Burada Angel yazmışlar ama demek öyle telaffuz ediliyor. Matmazel Angel. Anladım. Pardon, Matmazel Angel. Neden ayrıldınız konsolos beyin evinden? Bir akşamüstü kütüphanede bana karşı uygunsuz hal ve davranışlar sergilemeye başladı. Size. Burada hiç öyle bir endişeniz olmaz. Bizde kütüphane yok. Matmazel Hanım, işe alındınız. Benim gibi zengin hem de çok zengin bir adama sizin gibi bir hizmetçi yakışır. Maaşım ne kadar olacak? Valla tahmin edersiniz, kriz mriz. Bu aralar biraz sıkışığım. Yemek de yapacak mıyım? Yapmazsanız aç kalırız. İhsan. Sana bir sürprizim var. Hem de sana bir sürprizim var. Seni yeni yardımcımla tanıştırayım. Ya panik yok. Sakin ol. Herkes sakin olsun. Bir dakika. Bu konuyu kendi aramızda olgun insanlar gibi kimseyi kırmadan büyük bir nezaketle halledebileceğimize inanıyorum ben. Şşt, Nacan, yallah dışarı. Hadi. Hadi bakalım insan. Fatma hiçbir yere gitmiyor. Sevinç, sen Madam Angel'in kim olduğunu biliyor musun? Belçika'nın yetiştirdiği en büyük hizmetçilerinden. Bak ne kadar sağlam referansları var. Sen asıl Fatma'ya bak. Ne kadar sağlam dizleri var. Aslan gibi bir Karadeniz kızı. Tamam.
Bak hanımlar, bize bir dakika izin verir misiniz lütfen? Sevinç'im, bir dakika seninle bir şey konuşabilir miyiz? Pardon. Karımla bu meseleyi masaya yatırıp hemen dönüyoruz. Ondan sonra da o Karadeniz pidesi gidecek. Hayır efendim, önce bu Brüksel lahanası gidecek. Hayır, pide gidecek. Lahana gidecek. Pide. Lahana. Pide. Lahana. Fatma bu evden derhal gidiyor. Öyle mi? Ben de bu evin kadını olarak senin son sözünü dinlemem. Fatma hiçbir yere gitmiyor. Öyle mi senin canım? Unutmayın ki bu eve ekmek getiren benim. Sabahtan akşama kadar it gibi çalışıp para kazanan da. Bu hizmetçilerin maaşını ödeyen de benim. Ben Yıldırım Kuru Temizleme'yim. Unutma ki Yıldırım Kuru Temizleme'nin %50'si de benim. Evet, çalışmayıp yan gelip yatan %50'si. Hazır konu çalışmayan şeylerden açılmışken önce senin kafandan bahsedelim. İşte şimdi damarıma bastın Sevinç. Önce sen benim damarıma bastın. Durun. Lütfen kavga etmeyin. İkiz de bana çok iyi davrandınız. Ama sizi böyle görmek beni çok üzüyor. O yüzden ben daha fazla sorun çıkarmadan işten ayrılmak istiyorum. Hayır, olmaz Fatma. Sana ne oluyor Sevinç? Kız kararını vermiş. Matmazel Angel, artık bu evin tek hizmetçisi sizsiniz. Her zamanki gibi iyi olan kazandı. Fatma sen ne yapacaksın? Koçların yanında şoförlük yapan bir akrabam vardı. O bana başın sıkışırsa beni ara demişti. Bir anı arayayım, belki o bana bir iş bulur. Koç mu dedi? Evet. Alo? Necati abi. Necati abi ben Fatma. Fatma ya. Necati abi. Hani sen bana başın sıkışırsa beni ara, ben sana koçların yanında bir iş bulurum demiştin ya. İşte benim şimdi 2 saatlik hizmetçilik tecrübem var. Nasıl? Rahmi Bey yanında mı? Köşke mi gelsin diye? Ayda 1 milyar iyi para mı? 1 milyar mı? 2 de ikramiye varmış. Fatmacığım, sana içimden bir iyilik yapmak geldi. Sen olduğun yerde kal. Bak bu güzel insanlarla sıcak bir aile ortamın vardır. Ne işin var senin o koskoca köşkte? Senin yerine ben giderim. Hoppala. Alo, Necati abi. Benim yerime gelmek isteyen bir hanım var burada. Adım Matmazel Angel. Rahmi Bey adınızı duymuş. Duymayan kaldı mı ki? Ne? Olur mu diye? Tamam, sağ ol Necati abi. Sizi köşke bekliyor. Tanrım sana şükürler olsun. Eşyalarımı daha sonra aldırırım. Bu evde kalmaya 1 dakika bile tahammülüm yoktur. Hoppa, neden? Çünkü siz çok basit bir insansınız İhsan Bey. Basit mi? Ah ulan sen erkek olacaktın ki. Ne o? Döver miydiniz? Hayır, şimdikinden daha güzel olurdum. Küstah! Hop hop, dur bakalım Angel hanımefendi. Kimse benim kocama öyle laf sokup dönüp gidemez. Benden başka. Şimdi kapıdan mı çıkmayı tercih edersiniz yoksa balkondan mı? Size de söyleyecek 2 çift lafım. Helal olsun sana Sevincim be, helal olsun. Harikasınız. Ya şimdi benim kafama taktığım bu Brüksel lahanasının o köşkte iş bulmuş olması. Bulmadı ki. Bulmadı mı? İşmiş yok, Necati abi falan da yok. Hepsini ben uydurdum. Yani yalan mı söyledin? Hayır, blef yaptım. İstanbul yaklaşımı İhsan Bey. O zaman İstanbul'a hoş geldin Fatma. Sevinç, içimden bir ses Fatma'yla çok iyi anlaşacağımızı söylüyor. İnşallah İhsan. Yok, hiç şüphem yok. Olaylara yaklaşımı doğru. Nesi var bu yumurtanın İhsan Bey? Ne demek nesi var? Ravadan yumurtaya benziyor mu bu? Siz 100'e kadar saydınız, ben de saydım, böyle oldu. Beşer beşer say demedim, birer birer say dedim. Yeter ama. Bir yumurta yüzünden başıma ağrılar girdi. Susun artık. Ben yemem bu yumurtayı. Menekşe böyle mi yumurta yapardı? Yine menekşe. Tabii yine menekşe. Her zaman menekşe, daima menekşe. Sen onun eline su dökemezsin. Onun eline yumurta kıramazsın. Menekşe yetti daha. Ama sizin bu kavganız yetti. İkiniz de susun artık. Sivit, gözünü seveyim bak şu yumurtaya. Bunun 100'e kadar sayılmış hali var mı? Yok İhsan. Yani yolda görsem en fazla 97-98 derim. 100'e kadar saymayı bilmeyen kıza yumurta pişirttiriyoruz burada. Pes bize ya, pes.
Şunu iki saniye eksik pişirsen içinden civciv çıkacak, kuş çıkacak. Ya uçtur yumurta pişirtiyorsunuz. Bir de tepeme dikiliyorsunuz inzibat subayı gibi. Elim ayağıma dolaşıyor. Senin elin ayağına çoktan dolaşmış. Yırtınıyoruz biz ama çözemedik iki haftadır bir türlü. Artık ikiniz de susun. Ne olur İhsan. Tamam, bir iki kez istemeden sesimi yükseltmiş olabilirim. Ama en azından yüze kadar saymayı bilirdi kız. Hadi sen uzatma artık. Gel yaşını bak. Oh, hiç de fena gözükmüyor. Yemem, sıcak. Dükkana gidiyoruz. Birazdan gelip kontrol edeceğim. Her tarafı temizleyeceksin karışma bana göre. Leş gibi her yer. Daha bu sabah temizledim. Yanlış temizlemişsin. Şu toza bak. Bu ne be? Melekçi hafta sonları toz almazdı. Yok ben daha dayanamayacağım Sevinç Hanım. 15 gündür menekşe aşağı, menekşe yukarı. Ben istifa ediyorum. Sen onun öyle dediğine bakma Fatma. Sabahları ne dediğini bilmez. Öğlenleri de bilmez. Hatta akşamları da bilmez. Gece hiç bilmez. Ama beni sürekli menekşeyle karşılaştırıyor. Menekşe gibi yemek yapamıyormuşum. Menekşe gibi toz alamıyormuşum. Geçen gece şurada bir yarım saat kestireyim dedim. Uyandığımda ne dedi beğenirsiniz? Menekşe gibi horlayamıyormuşum. Ne yapsın? Çok özlüyor menekşeyi. Açıkça söyleyemiyor, böyle dile getiriyor. Sürekli didişirlerdi ama pek alışmışlardı birbirlerine. Kolay değil. Tam 1,5 sene burada kaldı. Ben de çok alışmıştım. Öyle alışmıştım ki... kaç hafta oldu hala alışamadım. Anla bizi. Sevinç Hanım. Aha bu menekşe. İhsan Bey'in dediğine göre... yani böyle hizmetçi gibi değil de Süpermen gibi bir şeymiş. O kadar iyi mi yapıyordu işini? İyiliğini bilmem ama çok farklıydı. Herkes böyle çalışıyormuş gibi yapıp sürekli kaytarır ya işten hani. Ha. Menekşe tam tersini yapardı. Çalışmıyor, sürekli kaytarıyormuş gibi yapıp her işi tam yapardı. Ha, demek ben orada hata yapıyorum. Ha, ben sürekli çalışıyorum, kaytarıyor gibi yapmıyorum. Şimdi buldum İhsan Bey'in gözüne nasıl gireceğimi. Çalışacağım ama çalışmıyor gibi yapacağım. Ayrıca İhsan'ın seni sevmediği düşüncesini de aklından çıkar. Öyle olsa bir dakika tahammül etmezdi. Biz seni çok sevdik ve burada olmandan çok memnunuz. Burası artık kendi evin. Bunu sakın unutma, değil mi? Sağ olasın Sevinç Hanım. İçimi nasıl rahatlattınız bilemezsiniz. Ben hemen gidip işlerimi yapayım da İhsan Bey gelince kaytarıya gibi yapabileyim. Aha! Suçüstü yakaladım seni. Saatlerdir dışarıdayım. Ben gittiğimden beri zerre kadar temizlik yapmadın. Ne saati İhsan, gidelim. Hiç! Sözümü kesme Sevinç. Ben artık kesin kararımı verdim. Sen ümitsiz bir vakasın. Sen var ya, sen beceriksizin tekisin. Sen çok tembelim. Tembelden betersin. Sen süpürge kullananların yüz karasısın. Size nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum İhsan Bey. Benim hakkımda böyle düşündüğünüze nasıl sevindim bilemezsiniz. Ben de sizi çok severim. Nere bacı nere? Kahvaltı ne olacak? Ay zahmet etmeyin İhsan Bey. Ben yedim. Bu kız bazen bana menekşeyi hatırlatıyor. Menekşe. Ne işin var senin burada? Siz dün akşam televizyon seyretmediniz galiba. Otelde yangın çıktı. Yangın mı? Yangın. Güzelim otel yandı bitti kül oldu kül. Peki işin? Güzelim işte yandı bitti gitti kül oldu. Allah'tan ben şanslıyım, geri dönebileceğim bir işim vardı. Yani siz olmasanız ben ne yapardım bilmiyorum. Ay insanın evi gibisi yokmuş be. demek eski işine dönmek istiyorsun. Hem de nasıl? İstemez miyim? Ne hoş. Öyle değil mi İhsan? Çok hoş. Ama ilk birkaç gün benden eski performansımı beklemeyin tabii ki. Yani bu yangın beni çok sarstı. Hala kendime gelemedim. O zaman sen işe başlamak için acele etme. Biraz dinlen. Gez. Yeni yerler gör. Yeni insanlarla tanış. Şu yangını unut. Askere yazıl. Yok, hiçbir yere gitmem.
Ben bir an önce yatıp dinlenmek istiyorum. Odamına sözledim bir bilseniz. Olmaz. Oturalım, sohbet edelim, hasret giderelim. Anlat bakalım, yangın nasıldı? Sıcak mıydı? Siz bana demin yangın unut demediniz mi? Bir şeyi unutmak için sürekli ondan bahsetmek gerekir. Canım, anlatacak bir şey yok. Biliyorsunuz bana orada bir oda vermişlerdi. Uyuyorum böyle, gece alarmlar çalmaya başladı. Koştum kapıya, bir baktım herkes kaçışıyor. Ben de kaçtım, canımı zor kurtardım valla. Vah vah vah. Ne oldu, kurtulduğuma sevinmediniz mi? Yok canım, olur mu hiç? Aslında biliyorum, siz benim ayaklarım üzerinde durmamı çok istiyordunuz. Ama hiç üzülmeyin, benim önüme yeni fırsatlar çıkacak. Herkesin kaderi bir şekilde yazılmış, çizilmiş Sevinç Hanım. Benimki biraz sürprizlerle dolu. Sürpriz? Duydun mu İhsan sürpriz dedi? Alemsin Melekçe. Ay, özlemişiz seni. Daha sık gel, olur mu? Dur İhsan. Yani size nasıl teşekkür etsem azdır. Neden? Çünkü eski işimi istediğim zaman geri dönebileceğimi söylemeseydiniz hem evsiz hem işsizdim. Artık beni ailenin bir parçası olarak gördüğünüze de çok eminim. Yani sizin yerinize başka birisi olsaydı benim yerime çoktan birini bulmuştu. Güzel memleket. Bu kim? Anneannem. Ne? Menekşe, seni tanıştırmak istediğimiz biri var. Fatma. Sen işin bitince beni çağır Sevinç. Hayır İhsan, gel buraya. Buyurun Sevinç Hanım. Fatma, bu Menekşe, bizim yardımcımız. Menekşe, bu Fatma, bizim yardımcımız. Ne? Ha, demek şu Menekşe sensin, hani tembel olan. Ne diyor bu ya? İhsan, tanıştıklarına göre Menekşe ile Fatma'ya söyleyecek bir sözün var mı? Hayır. Var. Evet. Evet. Demek tanıştınız. Çok güzel. Çok hoş. Çok sevindim. İkinizi de ayrı ayrı kutlar, gözlerinizden öperim. Sen de sana Sevinç. İhsan demek istiyor ki... ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bir şey demenize gerek yok Sevinç Hanım. Siz çok haklısınız. Yani sırf ben bir gün eve geri döneceğim diye evin bütün işlerini o saate kadar siz yapacak değildiniz herhalde. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Siz doğrusunu yaptınız. Hadi hayırlısı olsun Fatma. Bana da müsaade. Hadi. Dur Menekşe, nereye? Erenköy'de bizim kızlar bir ev tutmuşlar. Ben de bir iş buluncaya kadar onların yanında kalırım işte. Dur. İhsan, orada dikilip durma, öyle bir şey söyle. Söylüyorum. Menekşe, buradan metroya biniyorsun, Mecidiyeköy'de iniyorsun, oradan çift biletle Erenköy otobüsüne. Ay, benim gönlüm buna razı olmaz. Ben giderim. Menekşe bu evde bir efsane. İhsan Bey'in kalbi ikinci kez Menekşe'yi kaybetmeye dayanamaz. Daha birincisini atlatamadı da. Güzel. Al Menekşe, bu evin gerçek hizmetçisi sensin. Mesele çözüldü. Menekşe, git bana bir çay yap. Hayır Fatma, ben o şansımı kaybettim. Bu evin hizmetçisi artık sensin. Güzel, mesele çözüldü. Fatma, git bana bir çay yap. Hayatta olmaz. Bu iş Menekşe'nin hakkı. Gördüğün gibi mesele çözülmüş değil İhsan. O zaman git sen bana bir çay yap. Ben hizmetçilikten anlamıyorum. Çok beceriksizim. Ben daha beceriksizim canım. Ben bulaşık yıkayamıyorum. Yemek yapamıyorum. Ben hiç yapamıyorum. İhsan, bir şeyler yapsana. Yapıyorum Sevinç. Deminden beri kafa sallıyorum. Peki Sevinç'im. Hanımlar, meseleyi çözmek bana kaldı. Tabii evin reisi olarak bu meseleyi ben çözeceğim ve size şunu hatırlatayım. Evin reisinin verdiği karar son karardır ve bu karar kesinlikle uygulanmalıdır. Buraya kadar anlaşıldı mı? Peki sayın evin reisi hazretleri ne karar verdiler acaba? Açıklıyorum Sevin, sabırlı ol. Açıklıyorum. Evin erkeği şu kararı verdi. Derhal, şimdi tuvalete gitmeye karar verdi. İhsan! Dışarı! İhsan! Nerede kalmıştık? Ben eşyalarımı toplamaya gidiyordum. Hayır Fatma. Bu bizim hatamız. Ve bu mesele çözülene kadar ikiniz de bu evde çalışıyorsunuz. İkimiz de mi? Evet. Hem de tam maaşla. Ne?
Sevinç! Kafayı mı yedin sen? Ben kuru temizlemeciyim, banka hortumcusu değil. Üzgünüm İhsan, kararımı verdim. Ve evin kadını olarak kararım kesindir. Sevinç nereye? Sevinç! Ne duruyorsunuz öyle ampul gibi, gidin çay yapın. Sen varken bağ düşmez Benekşe, buyur. Yok yok, çekinme, git sen yap. Aa, ne haddime de? Unutma canım, sen de bu evin bir hizmetçisisin. Ama ilk çayı sen yapmalısın. Başlayacağım ama ikinizden de. Gidin biriniz yapın şu çayı. Ne? Bana bakın İhsan Bey. Eğer bizimle böyle bağırıp çağırıp konuşacaksanız... Gidin çayınızı kendiniz yapın. Çay neredeydi ya? Gazeteden iş bulmak ne zor şeymiş İrfan Bey. Siz bir şey bulabildiniz mi? Yok, bulamadım. Bırak iş bulmayı, ben daha iş ilanlarını bile bulamadım. Siz iki saattir neye bakıyorsunuz? Vefat ilanlarına, vefat. Mütevefaların çalıştıkları işler boştur. Anladın mı? Hiç kimse kapmadan dalalım diyorum. Heh, işte buldum. Yarbay hava pilot. Sen ne anlarım pilotluktan İrfan Bey? Hayatım boyunca tek yaptığım memlekette kardeşlerime, yeğenlerime bakmak. Bir çocuk bakmaktan anlarım, hepsi o. Canım sen de daha önce söylesene bunu bana. Yok işte yok. Dün hiçbir yuva sahibi ölmemiş, yok. Kolay gelsin İrfan Bey. Çok asabilsiniz. Ölmüyor ki bunlar. 9 canlı efendim, 9. Fatma yine mi iş bakıyorsun? Ne yapayım Menekşe? Eğer ben iş bulursam hepimiz rahat edeceğiz gibi geliyor bana. İş bulmak öyle kolay değil Fatma. Ben nasıl akıl edemedim? Biz dış işlerinde aylardır çevirmen arıyoruz. Senden iyisini mi bulacağız? Fatma sen hiç çevirir misin? Bilmiyorum. Japonca? Bilmiyorum. Peki Portekizce? Bilmiyorum. Ha sen üçünü de mi bilmiyorsun? Bilmiyorum. İyi gelmişsin bu yaşa kadar. Buldum. Her yaştan kızlar. Şu ana kadar bütün şartlar bana uyuyor. Bir dakika, ben bu ilandan bitlendim. Bakayım ben şuna bir. Orijinal revi kızları kıvırmanız yeterli. Varsa kendi yılanınızı getirmeniz rica olunur. Yani İrfan Bey. Canım ne olacak? Var benim kobram. Hindistan'dan getirdim. Bu kadar hayvan kendi ellerimle besleyip büyüttüm. Veririm kıza, tepe tepe kullansın. Sen o gazeteyi bana vereceksin. Ben iş bulacağım, tamam mı? Olmaz Fenekşe. Burası senin evin. Buradan gitmeyen ne benim gönlüm razı olur ne Sevinç Hanım buna izin verir. Sen merak etme, ben gitmenin bir yolunu bulurum. Sevinç, ben gidiyorum. Buldum bile. İrfan Bey, siz Fatma'yı evinizi gezdirin, dolaştırın biraz. Gösterecek ilginç şeyleriniz de vardır. Var canım, olmaz olur mu? Ben size kobramı göstereyim, meşhur kobrayı. Ondan sonra da pul ve kelebek koleksiyonuna bakarız, buyurun. Merak etme, ne diyorsa doğrudur. Hazır bana gelmişken ben sana Portekizce de öğretirim. Bakma, ileride lazım olur. İhsan Bey. Ben şey, hiç seninle uğraşamam, toplantıya yetişmem lazım. Yine aynı parfümünü sürmüşsünüz. Ha, güzel değil mi? Evet, neydi bunun adı? Lavabodan esintiler mi? Sensin lavabo, mis gibi kokuyor bir kere. Bende de öyle burun olsaydı öyle kokardı zaten. Ne oldu be, ne var burnumda? 5 yıldızlı otel inşaatı. Gecesiz uyurken komşular evi egzozu bozuk arabayla tur atıyoruz zannediyorlar. Ben horlamam bir kere. Asıl sen bu eve taşındığından beri benim jeneratör aldığımı zannediyor herkes. Ayrıca komşular sizinle... Senle uğraşamam, ben işim gücüm var benim. Neyiniz var sizin? Niye bana cevap vermiyorsunuz? Yok mu sizde o yürek? Ne oldu ya sana sabah sabah? İçki dolabını mı karıştırdın? Ben de sizi harbiden adam zannederdim İhsan Bey. Yani hizmetçiniz size burada laf sokuyor ve siz cevap veremiyorsunuz. Yuh be. Bence. Zaten şu iki hizmetçi meselesi sizin ödeklerinizden başımıza geldi. Korkudan altınıza kaçacaktınız. Zor yetiştiniz tuvalete. Bence. Ben şimdi anlıyorum sizin askerde niye sürekli tuvalet nöbeti tuttuğunuzu. Başka bir yerde olsanız zırt pırt yetişemezdiniz tabii. Askerliği mi karıştırma? Karıştırsam ne olur? Sevinç Hanım'a beni şikayet edeceksiniz. Sevinç, Menekşe benim askerliğimle dalga geçiyor. Sen iyice kafayı sıyırmışsın bu sabah. Ben seninle uğraşamam ya, benim işe gitmem lazım. Gitseniz de olur, gitmeseniz de olur. Siz zaten berbat bir kuru temizlemecisiniz. Defol! Defol mu? Defol! Parfümümle dalga geçebilirsin. Horlamamla dalga geçebilirsin. Hatta benim kanımla dalga geçebilirsin. Ama benim kuru temizlememe laf ettiğin an... Dönülmez akşamın ufkundasın. Defol. Ben en zayıf kuzumu zannediyordum. Defol. Emin misiniz? Defol. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Nereden icap etti sabah sabah İhsan'la dalaşmak Menekşe?
Çünkü ya Fatma'nın bu evden gitmesi gerekiyor Sevinç Hanım ya da benim. Fatma'nın iş bulması çok zor. Peki ya sen? Ben yeni bir kariyere başlamak istiyorum. Tek ihtiyacım olan İrfan Bey'in kobrası. Ne? Ya önemli olan o değil Sevinç Hanım. Kızcağız buraya ne büyük hayallerle gelmiş, farkında değil misiniz? Biliyor musunuz geleli daha bir ay olmamış, tam 4 defa Dolmabahçe Sarayı'na gitmiş. Ciddi misin? Evet. Ben hayatımda bir defa gittim. O da kapının önünde hareketsiz duran nöbetçi olan askerleri güldürmeye gitmiştik mahalledeki çocuklarla. Bir iddia yüzünden. Ne söylemeye çalışıyorsun sen? Ay görmüyor musunuz Sevinç Hanım, bu kızcağız kalkmış gelmiş taşı toprağı altın demişler. Sizin gibi altın kalpli insanları bulmuş. Onun elinden bu şansı alamam ki, anlayın beni Sevinç Hanım. O yüzden de geldiğinde ona şans dilediğimi söylersiniz. Beni merak ediyorsa da Dolmabahçe Sarayı'ndan hareketsiz duran nöbetçi askerlerden özür dilemeye gidiyorum. Gerçekten çok düşünceliymişsin. Her zaman öyleyimdir. Kapıya bakar mısınız bir zahmet? Ben yine de hepimiz için oturup daha uygun bir çözüm arama taraftarıyım. Günaydın Sevinç Hanım. Vallahi ne yaptım ettim Menekşe, bütün eşyalarını bir seferde getirdim. Yani bel fıtığımı ve diz kaymasını içe sayarak. Yani öyle bir görev aşkıyla. Sağ olasın zahmet oldu Muharrem Efendi, ama aşağı indirmek zorundasın. Aşağı mı indireceğim? Evet. Hayır Muharrem Efendi. Lütfen aşağı indirir misin Muharrem Efendi? Emredersiniz. Bırak onları yere Muharrem Efendi. Emredersiniz. Aşağı indir Muharrem Efendi. Emredersiniz. Bırak Muharrem Efendi. Emredersiniz. Aşağı indir. Bırak. İndir. Bırak. İndir. Bırak. İndir. Ya! Yeter, yeter. İnsaf. Bunlar bacak bacak beş adalı değil. 9 yıldır bu sitede köle gibi çalışıyorum. Bir gün olsun bir Allah'ın kulu eline sağlık Muharrem. Çok yaptım Muharrem demedi. Hep aşağıya Muharrem, yukarı Muharrem. Yeter artık, yeter. İnsaf. Ben de insanım, ben de. Çıldıracağım ya. Ah! Kusura bakma Muharrem Efendi. Böyle düşündüğünü bilmiyordum. Bundan sonra sözlerimize dikkat edeceğiz. Söz. Çok sağ olun Sevinç Hanım. Kusura bakmayın, bugünlerde çok birikti de. Gel tıs 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 tıs. Ama Muharrem Efendi kop yakala. Kobra kaçtı apartmana, çoluk çocuğu yemeden yakala. İnsaf insaf. Ben de insanım. Benim de duygularım var. Ezdirmem kendimi sizin o bitmek tükenmek bilmeyen Angalya'nın hızlı altında. Bitti o devir İrfan Bey, bitti. Yakala kobrayı. 50 milyon 50. Ha? Ben şimdi onu kıskıvrak yakalar boynuma dolar getirdim İrfan Bey. Neredesin kobra, kaçma. Olsun İrfan Bey, ne oldu? Sormayın efendim. Evdeki kobrayı oynatayım diye kaval aradım çalmak için. Baktım bulamadım, yok neyse ben de davul çalayım da hayvan biraz canlansın dedim. Ya Rabbim, bir kaçışı var hayvanın, kaçışı. Dönüşü yok. Geldi galiba. Gel tıs tıs tıs. Başar Pelin. Merhaba. Hayırdır, siz hafta sonu Sapanca'ya gitmeyecek miydiniz? Gidecektik de anneciğim, bakıcı evden kaçtı. Aman yoksa siz de mi davulla şey ettiniz? Ne? Aman canım, bu boş verin, ne olur geçin, ne olur, koridor çok tehlikeli. Geçin bebeği, geçin. Hoş geldin Deniz. Ha, kalorifer sisteminde bir arıza mı var? Hıslama geliyor. Hıslasın hıslasın. Muharrem şimdi tamir edecek, doğaldır canım. Demek bakıcı evden kaçtı. Nasıl oldu? Başar kovdu, ondan kaçtı. Ya bizim bakıcı alırken 2 tane şartımız var. 1, referansı iyi olacak. 2, sigara içmeyecek. Meğer gizli gizli sigara içiyormuş geceleri. Evet. Hemen koymasaydınız, konuşsaydınız belki bırakırdı. Ama artık referansı da kötü anne. Haber verdim, siciline işlediler. Menekşe, senin ne işin var burada? Biz de önümüzdeki hafta seni otele ziyarete gelecektik. Ama gitmişken fotoğraf albümüm kaldı enkazın altında. Yanmamışsa alın getirin. Yandı mı otel? Ya. Ben bunu biliyordum daha evvelden. Nasıl yani? Çünkü siz babama ihaleyi vermediniz. Babam da yeni bir çakmak almış, onunla oynuyordu geçenlerde. Tamam Başar, sen de. Şimdi ne yapıyorsun? Yıldırım Malikanesi'nin 2 hizmetçisinden biriyim. İyi ki ben evlenip taşınmışım, yoksa yatacak yer bulamayacaktınız. Gene iyi, bu zamanda 2 iyi hizmetçi bulabilmişsiniz. Biz 3 gündür doğru düzgün bir bakıcı bulamadık. Var. Kim var? Fatma. Fatma mı? Tabii. Köyde bütün kardeşlerine, yeğenlerine o bakmış. İster miydin Fatma? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Çocuk oldum, akan sular duruyu benim için. Hadi alın o zaman işi. Ya olur mu anne? Burada çalışmıyor mu canım? Fatma, kovuldun. Artık burada çalışmıyor. Ne dersin Fatma? Allah'ım ne şanslıyım. Günlerdir iş arıyorum, bulamıyorum. İş ayağıma geldi. Tamam diyorum. O zaman hala Sapanca'ya gidebiliriz. Evet, hadi Fatma, hadi eşyalarını topla, biz seni aşağıda bekliyoruz. Çabuk, çabuk, çabuk. İyi tatiller. Aman, ben de gidip Muharrem Efendi'ye bakayım, kobra yutmasın adamı. Ben de hemen gidip eşyalarımı toplayayım. Sevinç Hanım, İstanbul'un taşı toprağı altın derler ya, sizi tanıyınca şunu anladım. İnsan da öyleymiş. Kurban olurum ben sana, yavrum. Hadi git gel.
Menekşe, eski işine tekrar hoş geldin. Pek sayılmaz Sevinç Hanım. İhsan Bey'e söylediklerimi düşünsenize. Bu defa beni çok fena kovdu. Ama gerçek sebebini öğrenince kesin tekrar işe alır. Yok, bu defa dozunu fazla kaçırdım. Nasıl kaçırdın? Parfümüyle dalga geçtim. Horlamasıyla dalga geçtim. Yapmadığın şey değil ki. Askerliyle de dalga geçtim. Buna da alışık. Berbat bir kuru temizlemeci olduğunu söyledim. Metroya biniyorsun, Mecidiyeköy'de iniyorsun. Oradan da çift biletle Erenköy otobüsüne. Ama ben bu defa kendim kaşındım. Peki özür dilemeyi denesen? Aslında olabilir. Yani aslında İhsan Bey iyiliksever, hoşgörülü bir insandır da... ...hani biz bunu fark etmemişizdir. Olabilir. Metro ile Mecidiyeköy'de değil mi? Oradan da çift biletle Erenköy otobüsüne. En iyisi gidin bir veda çayı yapayım bari. İhsan, hoş geldin. O Menekşe denen yaratık beni öyle delirtti ki... ...dükkanın anahtarlarını almadan çıkmışım evden. Kimin bu bavullar? Menekşe'nin. Menekşe'nin. Dinle beni. Bak şimdi. Fatma kendine yeni bir iş buldu. Denize bakıcılık yapacak. Bu durumda Menekşe'yi tekrar işe almamız gerekiyor. Hayatta olmaz. Onu işe almaktansa... ...seni iki büklüm yerlerde temizlik yaparken seyrederim daha iyi. Sağ ol İhsan, çok düşüncelisin. Rica ederim. Menekşe'nin sana o sözleri söylemesinin tek nedeni vardı. O da kendini sana kovdurup... ...Fatma'nın işsiz kalmasını engellemek. Sevinç, o bundan zevk aldı. Gözlerindeki parıltıyı gördüm ben. Eğer Menekşe hiç tanımadığı biri için bunu yapabiliyorsa... ...sen Menekşe için çok daha fazlasını yapabilirsin. Benim kuru temizlememle dalga geçti Sevinç. İhsan, takıldığın şeye bak. Onu işe alırım ama bir şartla... Benden özür dileyecek. Tamam. Ama adam gibi özür dileyecek. Bundan emin olabilirsin çünkü bu işe çok ihtiyacı var. Dur bir dakika. Ne dedin sen? Bu işe çok ihtiyacı var dedin değil mi? Tabii ya. İşte şimdi elime düştü. Yıllardır beklediğim fırsat elime geçti. Ne fırsatı? Onu dizlerinin üstüne çökürtüp yalvartma fırsatı. Dizlerinin üstüne çökürttürüp salya sümük yalvartacağım onu. Saçmalıyorsun İhsan. Sen bunun ne demek olduğunu bilemezsin Sevinç. O yıllarca benim elimden kurtuldu. Ama bu sefer çaresizce elime düştü. Nihayet beklediğim fırsat elime geçti. Allah'a şükürler olsun. Zenginleri sevdiğini biliyordum zaten. Nerede o? Nerede? Mutfakta. Sen bittin Menekşe. İhsan, bu yaptığın çok çirkin, aşağılık bir şey. İltifatlarını sonra yasakla Sevinç. Şimdi benimle gel. İleride torunlarını anlatacak bir ibret sahnesine şahit olacaksın. Gel. Hoş geldiniz İhsan Bey. Hoş bulduk Menekşe. İhsan Bey ben... Baba bir dakika, yok öyle langadanak lafa girmek. Söyleyeceklerin hepsini unut. Burada ne söyleneceğine ben karar veririm. Şimdi duyduğuma göre senin işe ihtiyacın varmış. Hayır, varmış diyorum çünkü sana belli ki bir güzellik yapabilirim. Eğer tabii gerçekten istiyorsan böyle bir güzellik yapabilirim. Şimdi istediğini biliyorum. Çok istiyorsun, istemeden duramıyorsun. Benim de gönlüm seni işsiz güçsüz bırakmaya el vermiyor. O yüzden diyorum ki seni işe almadan önce bana ve zevceme hafiften yalvarma durumlarına geçsen diyorum. Ne dersin? Yalvarmak mı? Evet. Onu erteleyelim şimdilik. Oraya geleceğim sonra. Öncelikle başka bir şey söylemek istiyorum. Mesela... Bu evde tekrar işe kabul edilmeyi istiyorsan bazı görevlerine özen göstermen gerekiyor. Görev derken şunu kastediyorum. Mesela evdeki bütün pencereler. Her gün yıkamanı istiyorum. Mümkün değil. İki günde bir. Haftada bir. Olmaz. Ayda bir. Belki. Ha güzel. Düştün tuzağına. Gelelim debin bahsine ettiğim şu yalvarma meselesine. Unuttuğumu sandın değil mi? Safım benim. Var mı bende öyle göz? Bir an bile aklımdan çıkmadı. Bu evde tekrar işe kabul edilmek istiyorsan... ...dizlerinin üstüne çöküp... ...yalvaracaksın bana. Unutun gitsin. Tek dizinin üstünde. Aa. Oturarak. Hayır. Ya en azından lütfen de. Hayır. Ya lütfen de. Bu siz için bu kadar önemli mi? Çok önemli. Ne istersen yaparım. İstediğin her şeyi yaparım. Yeter ki sonra. Maaşıma %20 zam. Tamam. Haftada 2 gün izin. Tamam. Sizin istediğiniz bir şey var mı? Bu yani. Hepsi bu mu? Hepsi bu.
Siz kazandınız İhsan. Ha, kazandım seni. Sonunda başardım. Sazanım benim. Nasıl düştü tuzağıma? Topla şunun parçalarını yerden Sevinç. Sazan. Gözlerimle görmesem hayatta inanmazdım. Nasıl becerdin bunu Menekşe? Her zaman söylerim. Bir erkekle baş etmek onunla dans etmek gibidir. Kendinizi onun yönlendirmesine izin verirseniz sonunda seni senin istediğin yere götürür. Sazan!